Defne. Acemi olduğun ne kadar da belli. Plaf yapıyorum sence, öyle mi? Öyle. Ama ne kadar blöf yaparsan yap, ben kendi elimden eminim. Ben kazanıyorum. Bu kadar emin olma bence. Çekiliyorum. Erken pes ettin Yasemin. Bugün şans benden yana değil. Belki de doğru masaya oturmadığındandır. Arttırırım. Sen doğru masadasın yani. Öyle mi? Bin daha. Budur. Hepsi benim. Yine sen kazandın ortak ha? Ben hep kazanırım ortak. Bilirsin. Öyle mi ortak? Ne dersin? Bir oyun daha. Yeter. Yine yapıyorsun. Böyle oyun olmaz. Oyun iptal. Ömer, kendine gel. Ne oldu? İnkar mı ediyorsun? Beyler. Her zamanki gibi kirli oynuyorsun. Seninle masaya oturmak bile hata. Kaybetmeye alışık değilsin tabii. Yenilgi ağır mı geldi? Deniz, yeter. Ömer, bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır. Sakin ol. Ben mi sakin olayım? Bir dakika. Sen kimin tarafındasın kardeşim? Evet Sinan. Sen kimin tarafındasın? Söyle Sinan. Sinan. Canım. Evet Sinan. Açık açık konuş artık. Sen kimin tarafındasın? Sen kimin tarafındasın? O neydi ya? Biz seni otele bırakmıştık. Evet, bırakmıştın. Ben de o yüzden geldim. Sonuçta senin için kaldım İstanbul'da. İşten sonra evlere dağılalım diye değil. Yavaş, yavaş. Bence biz Şükrü'ye söyleyelim seni otele bıraksın. Çok iyi değilsin sen. Sen de geleceksin ama. Ya mızıkçılık yapma.
Yorma beni Nisa, hadi. Daha bir şey yapmadım ki. Sen gitsen iyi olacak. Ya saçmalama onlar. Ben bir taksi çağırayım sana yoksa Şükrü'yü arayayım o gelsin o bıraksın. Neden? Böylesi daha doğru, güven bana. Ömer. Ömer. Tamam tamam uğraşma tamam. Tamam giderim ben. Hadi görüşürüz yarın. Ömer Bey, ben hazırlardım. Siz niye kalkıştınız ki şimdi böyle bir şeye? Neredeydin dün? Sinan izin alıp çıktığını söyledi. Aa evet. Yani baktım iyileşemiyorum, çıkmak zorunda kaldım. Siz de üretimden dönmeyince... ben de Sinan Bey'le konuştum. Nasıl oldun? İyileşebildin mi? Fena değil. Sağ ol. Defne, biz dün... Tamam. Yani bana açıklama yapmak zorunda değilsiniz. Canım yanıyor. Bu iyi değil. O yüzden konuşmayalım bunu. Ne söyleyeceğimi duymak istemiyor musun? İstemiyorum. Zaten hiçbir de doğru çıkmıyor. Bak, dün... Tamam. Bırakalım. Konuşmayalım. Peki. Konuşmayalım. Ve çizim nasıl gidiyor? Aa, ben evde dinlenirken epey çalıştım. Yani görmeniz lazımdı beni. Bir hırs yaptım, bir hırs yaptım. Aa, bir dakika göstereyim. Bakın. Ya bu sonuncusu oldu gibi yani. Ama taktım ama yani. Sabah 3 falandı yani. Hiç fena değil. Aa. Nasıl hiç fena değil ya? Sizin böyle hayran falan kalmanız gerekiyordu. Ya benim göbeğim çatladı bunu çizene kadar. Ver ver kalemini ver. Şimdi çizgilerim biraz sert. Sadece biraz yumuşatmak lazım. Böyle dairesel hareketlerle. Bu araştırma çizgilerden hiç korkma. Doğru çizgiyi bulana kadar karala. Yani ne kadar çok, o kadar iyi. Anladım. Bu zaten eskiz. Yani istediğimiz zaman düzeltebiliriz. Gel. Bir ben varım anlatmaya. İçimden geçeni aslında. Başında her sabah yeniden doğarken başladım mutluluğu aramaya. Zor olsa da
Şimdi bak bakalım. Göğüs ekseni doğru yerde mi? Doğru yerde görünüyor değil mi? Al bakalım şunu. Nereden çiz? Yok şimdi ben gerçekten heyecanlanırım ya, çizemem. Ya sen çiz, zaten yanlışın nerede olduğunu göreceksin çizdikçe. Oldu mu? Oldu. Bayağı iyi oldu. Şey, ben de öyle bir dalmışım sanki böyle. Çıkalım mı? Bence de çıkalım. Günaydın Şükrü. Günaydın Ömer Bey. Düşündüğümden iyi durumdayız. Yani sadece biraz daha pratiğe ihtiyacım var. Artık o da zamanla. İstersen akşamları ben çalıştırabilirim seni. Yani bu aralar programı müsait. Emin misiniz? Yani akşamları müsait olduğunuza emin misiniz? Yani ben sizi rahatsız etmek istemem. Gerçekten rahatsız olacağımı mı düşünüyorsun Defne? Gerçekten mi? Efendimiz. Daha tabii tabii alırız. Yoldayız zaten. Şükrü, şirkete gitmeden bir izi alalım otelden. Şimdilik arabası yokmuş da. Alırız tabii Ömer Bey. Dün gece sizi bıraktığım yerden değil mi? Evet. Hayır. Yani orası da. Aman kime ne anlatıyorsam. Aç Şükrü, aç. Sıcak oldu da biraz. Yasemin. Ya ne işin var senin burada? Seni görmeye geldim. Ya birazdan Ömer'le Sinan burada olacak. Ha beni seninle konuşurken görürlerse... Sakin ol Yasemin, sakin ol. Ne oldu sana böyle? Sen daha oyunbaz bir kadındın. Yoksa Sinan'la takıla takıla yumuşadın mı? Deniz, bak bu yaptığının hiçbir mantığı yok. Neyse, koleksiyon nasıl? İyi. İyi mi, mükemmel mi? Mükemmel. Tabii ki öyle. Sadece mükemmel de değil, şahane, inanılmaz. Piyasada yıllarca bu konuşulacak. Kim bilir kaç tasarımcı bu koleksiyonun taklidini yapacak. Onlar gene yaptı yapacağını diyorsun. İstiyorum o koleksiyonu. Hepsini. Hani bana ihtiyacın kalmamıştı? Kendi koleksiyonunu vermiştin. Bizimkiler de bizimkini sana verecekti. Ha? Yasemin, ben risk almayı sevmem. Sadece ufak bir jest. O kadar. Koleksiyonu sen getireceksin. Deniz, bak yapma bunu. Ne olur yapma bunu. Getirirsen birlikte kazanırız. Ama olur da bir gaflete düşer. Bana yardım etmezsen bunu asla unutma. Sen bunu bir düşün Yasemin. O güzel kafanı yor bakalım. Bir yolunu bulursun. Haber ver bana. Günaydın. 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 Ne haber, sabah uyusuzu? Sevimsiz. Hiç tanışmadık. İz.
Bu da Şükrü abi. Ömer Bey'in şoförü olur. Ben de Ömer Bey'in asistanıyım. Yani biz Ömer Bey'in çalışanları oluyoruz. Günaydın tatlım. Günaydın. Evet. Ay Sude, benim akşama kadar içim içime sığmaz şimdi, hep dışa vururum. Ay ne yapsak, dışarıya böyle bir alışverişe falan mı gitsek, ya vakit geçirsek? Ha. Yok, benim işlerim var ama sen git tabii. Ha. Aa, anne bu arada partiyle ilgili bütün her şey hazır. Her şey hazır canım, o tamam da hani ben dedim böyle birlikte vakit mi geçirsek? Ay Sude, her şey çok güzel olacak değil mi? Olacak tabii anneciğim, hepimiz bir arada olacağız zaten. Hı hı. Sen ne yapacaksın peki bugün? Şirkete giderim. Git tabii canım. Bir etrafa bak. Babana falan. Babama bakacağım. Diğerlerine bakacağım. Bakacağım yani. Bak tabii yani. Baban o senin. Bak. Babamı da ihmal ediyorum anne. Ya burada seninle kalıyorum. Adamcağızı göremiyorum. Yazık değil mi? Doğru, doğru. Zaten o şimdi seni çok özlemiştir, üzülüyordur. Öyle tek başına kaldı. Yazık. Yani işte. Bak sen ona. Yufka yürekli annem benim. Git sen şirkete git. Sen beni merak etme. Anladım. Sen de gel istersen. Aa yok canım. Ben gelmeyeyim şimdi. Sinirim bozulur benim orada. Değil mi? Aa, haklısın. İyi, o zaman ben hazırlanır çıkarım biraz. Ben de bir çıkayım, bir hazırlanayım madem. Gece koleksiyona baktım, uçmuşsun resmen. Gerçi bekliyordum, şaşırmadım. Aklıma direkt yeni tanıtım fikirleri geldi. Bu yeni koleksiyonu şahane biçimde tanıtabiliriz. Bak göstereceğim şimdi sana yukarıda. Bakalım. Defne, sana bir link atacağım. Çıktı alabilir misin? Bir Ömer'e göstereyim. Tabii senin işinse, yanlış anlama. Hı hı. Benim işimi hallederim ben. Ha, hatta iki tane yapalım. Bir tanesi de bende dursun. Ceketin rengine bayıldım bu arada. Hı. Teşekkür ederim. Nazlıcan, bunu biri aşağıda düşürmüş. Sen kayıp eşyayı bırakırsın. Bu ne? Bilmem. Ha, giyotin. Yani pro makası. O ne ya, öyle silah ismi gibi? Aynen. İdam silahı. Mucidi Fransız. Hatta adam bu idam şeklinin adıyla anılmasından rahatsız olduğu için sonradan soyadını değiştirmiş. Vay be, şimdi de pro şeysi olarak kullanılıyor yani. Aynen. De bu binada pro içmek yasak. Bu kimin ki? Allah Allah. Selam gençler, nasılsınız? O nesi? Hayırdır, proya mı başladın? Yok canım. Yok, ben kapının önünde buldum. Ha, çok kaliteli, klas bir şeymiş ha. Baksana, isminin baş harflerinde. D, T, Y. Bu kalsın biraz bende. Ama Necmi Bey, onun sahibi var. Tamam Defne, zimmetime geçirecek halim yok ki. Sahibi kimse veririz. Hoşuma gitti, oynayayım biraz. Ya Ömer odasında mı? Hı. İyi, hanımla birlikte. Ömer Bey az önce geldi, yanında İz Hanım da onun vardı. Onun için çağırmadım seni. E, ne için çağırdınız? Hayatımda ilk defa söyleyeceğiniz bir şeyden vazgeçtiğinizi görüyorum. Emin değilim de ondan. Emin değil misiniz? Ama siz yaptığınız her şeyden her zaman çok emin olan bir insansınız.
Öyleyimdir değil mi? Ama bu sefer... Neyse. Konsept hazırlığım için geçen gün sunulan koleksiyon lazım. Üzerinde çalışacağım. E tamam. Ortak maile geçmemişler mi? Hayır. Vedat olayından sonra çok titiz davranıyorlar. Dijital ortamda dolaşımda olmasını istemiyorlar. Malum. Kendisi koleksiyon eskizlerini sosyal medyada paylaşmıştı. Ay evet ya. Aynen öyle. Ama ben bu şirketin konsept danışmanıyım. Öyle herhangi bir teknik eleman değilim ki. Ha, bana da versinler bir zahmet değil mi? Hey tamam canım versinler. Niye bağırıyorsunuz? Derya. Git benim için Ömer'den tasarımları iste. Çabuk. Hadi. Yeterince zaman kaybettim zaten. Tamam isteyeyim. Baksana şöyle uçuk, ele avuca sığmayan bir tarzda yapabiliriz bence. Yani eskiden olsa seni ifade eden derdim ama... ...görmeyeli epey eğlileşmişsin. Burada mıyız galiba? Efendim? Vay, demek hemen iş başı ha. Sabah sabah, bu ne şeref be. Ne habersin lan? İyi senden? Ya seviyorum bu adamı ya. Her daim stabil. Hiç yormuyor. Güzel bir şey mi söyledin? Hiç emin değilim ama görüşeceğiz. Ömer, konuşmamız lazım. Konuşalım. Evet. Abi, Deniz dün bizimle bütün koleksiyonu paylaştı. Yapma ya. Ya. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa seni üzülme ve gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Bu ne ya? Karı koca gibi maşallah. evet neyse biz konumuza dönelim. Mevzu ağırlaşıyor galiba. Ben kaçar. Nereye? Ya dolaşayım biraz. Necmi babaya da bakayım. Necmi baba. Abi Deniz bütün niyetini gösterdi bence. Yani gizli saklısı kalmadı. Bize güvendi. Yani? Yani herifin teklifini kabul edelim. Benim fikrim bu. Hatta ısrarcıyım. Ne diyorsun? Bak gel istersen sanma. Ay yok canım ben gelmeyeyim şimdi. Huzursuzluk vermeyeyim babam falan da oradadır. İyi peki sen bilirsin. Gidiyorsun yani. Ay anne. Ay acaba gelsem mi? Geleyim ha. Yani gelmezsem de evde oturup ağlıyorum. E gelirsen de orada ağlayacaksın ama. Ha. Ay eziklik de nasıl yakışmadı belli değil. Ya sabahtan beri konu babam adı yok. Bir türlü çıkmadı ağzından. Gel hadi gel. İyi madem öyle ısrar ediyorsun. Bir şöyle kapıdan bir uğrayayım. Ömer'i göreyim. Koriş'i göreyim. Öyle yani sonra da giderim. Aa, Ömer nereden çıktı şimdi? Koriş desen her gün bizde zaten. Sen babamı gör.
Ay doğru, baban da oradaydı değil mi? Onu da uzaktan görürüm yani. Özledim tabii. İyi, hadi koş çantanı al gel. Ayol candam, arabada al anahtarı. Al bunu da sen kullan hadi. Pes. Gerçekten. Hadi. Tamam. Ay, ay çok kötü, çok kötüyüm. Ay, çekilin. Hangover'ım. Ah, ay normalden de gıcığım. Duble gıcığım bugün. Bana bakın, size öyle hakaretler ederim ki hayatınız boyunca unutamazsınız. Akut depresyonlara girersiniz. Ay, kafamın içine taklar yürüyor, taklar. Ay, ay kollardayım. Aa, sarışın. Bana bak, demedim mi sana şu saçlarını patlıcan morunu boyatacaksın diye ha? Bak ofisteki tek sarışım benim. Ben Koray Sargın. Yine yıkılıyorsunuz Koray Bey. Ay dün bir parti vardı, oraya gittik. Tabii senin girebileceğin yerler değil. Siz var mısınız? Alırdınız bizi. Aa. Bu yırtmaçlı balık tuvaleti giyen kız özgüveni nereden geliyor? Sorabilir miyim? İlahi Koray Bey. Kimlerle birlikteydiniz dün gece? Gerçi haberlerde okuruz. Magazin sizden sorulur. Ay evet. Yabancı arkadaşlarım vardı. Tabii İngilizce bilseydi seni de götürürdük. Yani çantım falan taşırdım. Ay aşırı eğlenceli ve komik insanlar. Ay seni tanısalar var ya inan ki seni hiç sevmezlerdi. Ben kaçayım o zaman. Hareketli bir gün. Ay. Aa. Aa gidiyor. Ay daha laf sokacaktım sana. Bak o saçlar boyanacak. Bağırtma beni. Ay beynim. Beynim çıkacak. Ay Leyla gibiyim. Çok kötüyüm. Kız, bana kahve falan şey gönder, bir şey yap. Ay bakıyor bön bön, bir şeyler yap. Ay ben buraya niye gideceğim? Ha, ay ben lavaboya gidecektim. Ay çok kötüyüm. Ya bu kadar inatçı olma, bu kadar inatçı olma. Bir tek doğruyu sen mi biliyorsun abi? İnat değil kardeşim, ben o herife güvenmiyorum. Ya bütün koleksiyonunu bizimle paylaşan adama güvenmiyorsun, öyle mi? Evet, aynen öyle. Çünkü hiçbir firma rakibiyle kendi koleksiyonunu paylaşmaz. Ya salak olması lazım. Ya da kötü niyetli. Ya nasıl ya? Adam kışa beraber girelim diyor Ömer. Koleksiyonlarımızı birleştirelim diyor ya. Öyle de. Ömer, adam bize yurt dışını açacak. Dağıtımlarını açacak. Yani bizde olmayan onda var, anladın mı? Bir pislik var bu işte. Onun ya yoksa? Ne varsa? Hangi risk almak daha mantıklı? Tada! İşte tatlı ve huysuz kurşunuz burada. Koray bir dakika! Tamam, ben daha sonra gelirim. Ömer, ben içgüdülerime güveniyorum abi. Ben de. Her seferinde bir orta yol bulmaya çalışıyorum, tamam mı? Ama sen bana manevra kabiliyeti bırakmıyorsun. Her seferinde önüme tak diye bir duvar koyuyorsun. Çünkü bazı şeyler benim için tartışılmayacak kadar açık ve net. Tamam, anlaşamıyoruz. Ne yapacağız? Bir nefes alalım. Bir düşünelim üstüne. Bugün mesai bitmeden tekrar konuşuruz. Tamam mı? Tamam, öyle olsun. Peki. Defne, biraz sesimi yükselttim, affedersin. Yok canım, olur öyle şeyler değil mi? Ya. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Aman iyi yolunda. İyi hadi gideyim ben bari. Yani hadi gel Sude'cim, gidelim biz. Yok anneciğim, sen git ben gelirim. Tamam pardon, ben gideyim. Sude'cim hadi gidelim. Bak onun da kafası bozuk zaten. Hadi kızım. Anneciğim senin işin var zaten. Ben gidiyorum. Görüşürüz sonra. Hadi bay bay. Umursamıyor beni. Resmen çaptan düştüm. Düştüm çaptan ben. Ya Fransız kadınları bir pasaklı bir pasaklı anlatamam sana. Hadi ya. Ya öyle pasaklar ama full özgüven. Bak sen. Yani hayatım boyunca bunlara mı kıskandım diyorsun? Ya ayrıntıya girmeyeyim ama çok pasaklılar. Ya Fransız kadınları hakkındaki bütün hayallerimi yıksın biliyor musun? Resmen hayal kırıklığına uğradım yani. O ne? Bu. Biri düşürmüş, aşağıda bulmuşlar. Deske veriyorlardı, ben bir bakayım diye aldım. Vereceğim tekrar. Güzel parçaymış, ben bırakırım deske. Tamam. Bana bak,
Peki İtalyan kadınları nasıl? Biraz da İtalyanlardan bahsedelim diyorsun. Herhalde yani. Si parla amore. Anlat bakalım İtalyan'dan da. Çok çapkınsın ya. Yok be merakımdan. Ay çekil kız şuradan ayağımın altında. As şunu çöpe. Aa ne o? Ay yani Neriman İplikçi. Ay şirketimize teşrif etmişler, buyurmuşlar. Bu ne güzellik, bu ne güzellik. Hoş bulduk canım. Ay çocuklar bir drink falan getirin. Ay bu at nasıl bir şey ikram etmedi değil mi? Nasılsın Koç? İyiyim hayatım ne olsun işte. Konumun hakkını veriyorum. Gelir gelmez fırtınaları estiriyorum. Hayatım geç şöyle. İyi. Çalış hayatım bakma öyle çalış. Gıcık ediyor. Saçlarını boyatmadı. Ay dur ben de şöyle oturayım be. Ay kız belim ağrımış vallahi. İncelikten kız belim nasıl inceldi sabah yeni ölçtüm. Böyle kurudum kaldım kız burada vallahi. Neyse ha teşekkürler. Kız elime niye veriyorsun? Yapışacak sıcaktan koy. Hadi. Aa izdiğim o. Ay o deli geri mi gelmiş? Kız sana bir şey diyeyim mi? Yani delimeli ama şahane bir insan. Gerçi onun hakkında çok fazla böyle bir infoya sahip olamadım. Belki sahip olayım dedikodusunu ayrıyeten yaparız. Ay nörom. Kız her yerlerim ağrıyor. Yanlarım ağrıyor vallahi bir görmen lazım. Herhalde romatizma falan başlangıcı var bende. Ama hiç belli etmiyorum hayatım. Filinta gibiyim çünkü. Kıskanılıyorum hep. Hep. O kadar tanıdık ki. Yüzünün her zerresi, o gülüşü, şu yarısı, çizgileri. Saçının seyrelmeye başladığı zamanı bile hatırlıyorum. Daha uzun, daha kısa olduğu, komik sakal modelleri denediği. Hayatının her dönemini, her halini biliyorum. Ah Koriş, zamanla o kadar bir... O kadar aynı kişi oluyorsun ki, o artık senin canından bir parça oluyor. O kadar çok birlikte yaşadık ki. Biliyor musun, onunla geçirdiğim zaman, onsuz geçirdiğim zamandan daha fazla. Kız öyle söyleme, kız yaşa çıkacak ortaya. Aa kız nereye? Yok gideyim ben canım. Zaten çok bile kaldım. Aa kız gitme. Ay yazık kadına Allah'ım. Ne acılar bunlar ne büyük acılar. Ay ne yapacağım? Ay dur bir de pencereden bakıp ağlayayım biraz. Ah ey aziz İstanbul. Ah. Aa iki uzun araç çarpıştı. Aa bakayım. Aa. Aa şok. Ay ağlıyordun ben. Ay Allah'ım ne büyük acılar bunlar. Ne büyük acılar. Kız şuraya tozunu alın biraz. Geç gibi olmuş. Ama çatışırsın tamam mı? Yani sonuçta ortaklık böyle bir şey. Her zaman aynı fikirde olacaksın diye bir şey yok. Tabii canım. Peki daha önce ne yapıyordunuz? Yani çatıştığınızda. Yani ortak bir nokta bulamadığımız zaman sezgilerimize güveniyorduk. Hani ben Ömer'in sezgilerine ve kendi sezgilerime güvendiğim kadar güveniyorum. Ama bu sefer güvenmiyorsun. Ya inat ediyormuş gibi geliyor. Ya anladın mı? Çünkü çok sert. E şimdi teklif de güzel. Ben de bir inat yüzünden böyle bir fırsat kaçırmak istemiyorum işin özü. Anlıyorum canım. Ama ben hala bekliyorum. Neyi? Kendinden bahsetmeni. Geldiğimizden beri Ömer'den bahsediyorsun. Onun istedikleri, onun düşünceleri, onun hissettikleri. Peki burada sen neredesin Sinan? Ben mi? Baksana, konuyu sana getirmeye çalıştığımda nasıl şaşırıyorsun? Sen önemlisin Sinan. Senin ne istediğin, ne hissettiğin, ne düşündüğün. Birazcık bunlardan bahsetsen. Yani ben aslında... Yani kendimle ilgili şeylere önem veren biriyimdir ama... Ömer'le olan ilişkinde öyle değil gibi. Ya ben bilmiyorum tabii ama... Sanki sen hep bir adım geride duruyormuşsun. İsteklerinden vazgeçiyormuşsun gibi. Ya da bana öyle geliyor. Birlikteymiş. Lilo benim en yakın arkadaşım bu benim... kardeşim ya. Sinan.
Yok, ben senin gibi düşünmüyorum. Biz onayla birbirimizi her zaman kollarız. Yani eminim o da benim için çok şeyden vazgeçmiştir. Tabii canım. Yani ben arkadaşlarınızı sizden iyi bilemem sonuçta. O yüzden sen ne diyorsan öyledir. Yasemin? O ne düşünüyor bu Deniz olayıyla ilgili? Yasemin? Biz onunla bu tür konuları pek konuşmuyoruz. Aa. Ne bileyim, önemli bir konu neticede. Belki dışarıda özel hayatınızda konuşuyorsunuzdur dedim. Yok, konuşmadık öyle. İşten çok söz etmiyoruz diyorsun. Ediyoruz da hani bir yere kadar. Niye? Aranız mı açık? Yok canım. Aksine bu aralar yani gayet iyi aramız. Yasemin, ya değişti. Yani gerçekten değişti. Böyle sivri taraflarını törpüledi falan. Ne bileyim. Stand çizeceğim falan, bana koyarız. Derya, her şey çok yavaş ilerliyor, her şey. Ne o yavaş ilerleyen? Anlamadım. Ay resmen de ha. Ki yani hayatım, bilmiyorum biliyor musun da ben övmeleri hiç sevmem. Ya yapımda yok. Hayranlık ikinci sınıf beyin yenişidir derler yani. Maşallah kız çok iyisin ha. İkinci sınıf dedim de geldi. Merhaba. Biz daha tanışmadık. Ben Yasemin. Yasemin Kayalar. Konsept danışmanıyım. İz. İz? Sadece bu kadar mı? Bu kadar. Demek ki reklam tanıtım içinde beraber çalışacağız. Ben de kısa bir süreliğine danışmanlık yapmaya geldim. Öyle hayatım. Yeni kankam benim. Ay kıskanırsın sen şimdi. Benim en yakın kankam kendisi. Öyle mi? Ne gibi? Hayatım kendisi hem güzel hem vizyon sahibi. Kendileri benim 10 numara kankam olur. 10. Kızçak. Allah bozmasın. Ay sağ ol hayatım. Kız senin işin gücün yok mu? Vallahi Ömüş'e şikayet ederim. Ömüş, Yasemin çalışmıyor. Çok memnun oldum. Ben de. Aa kız, bombesin sen de benim gibi. Aferin kız. Kız neler anlatacağım sana, neler anlatacağım. Aa, uçtun bu adam ya, nereye kayboldu bu? Ne? Ömer Bey, işte işim yokken hazır. Biraz çalışayım dedim. Benim de bir saatim boş. Sinan da küsüp gidince finans toplantısı da iptal tabii. Hala kızgın mısınız? O hala kızgın mı diye düşünüyorum sadece. Kaysana, çalışalım biraz. Kumaşı giydirelim artık. Şimdi. Bunu neden yapıyorsun? Ama sinirli değil misin? İçinden bağırıp çağırmak gelmiyor mu? Ben olsam. Sana bir tarafım hala kızgın. Çok kırdın beni Defne. Ama işte. Başka bir şey de gelmiyor elimden. Nazlıcan. Ben geldim, odamdayım. Tamam. Var mı arayan sonra? Yok, hayır. Tamam. Oh be! Sinan, Sude. Kuriş. Koray, Nazlıcan. Efendim? Ay, senin konuyla bilgin yoktu. Ne konusu Koray? Ay, çok heyecanlıyım. Oh, başladık yine.
Yani hayatım, heyecanlı ve ortak olacağın yerde üflüyorsun. Gerçekten Sinar'cığım, kusura bakma ama dramatik bir adamsın. Senin ruhundur ama. Koray ya. Ne var gençler? Ah, kankam geldi. Ben ve yeni kankam size şahane bir sunum konsepti düşündük. Kankan iz mi? Öyle görünüyor. Oh, oh, hayırlı uğurlu olur inşallah. Hadi ben kaçtım. Allah kurtarsın. madem ben... Düşündüğüm konsepti dinleyeceksin. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim. İlk fikirleri duymak için yarım saat sonra Ömer'in odasında. Haydi. Hadi. Konsept şu. Şimdi konsept... Koy, benim makyajımı tazelemem lazım ama sonra kesin dinleyeceğim, tamam mı? Çok önemli biliyorsun. Hadi git. Al. Nazlı iş. Yedek lastik. Dedikodu time. Şimdi ben sana konsepti anlatsam acaba anlar mısın? Bak böyle bakarsın. Hayatım, sen git evine, patiğini giy, al eline örgünü, televizyon aç, izle. Ay, bu ofisin bütün zeka seviyesi çok düşük. Bu neyse ki ben varım, seviyeyi yükseltiyorum. Ah. Ah be Sinan, nihayet yakaladım seni. Ne oldu Necmi abi, bir sorun mu var? Yok, seni merak ettim. Hani son günlerdeki olaylar falan nasıl yani? Ha. Otursana. Eyvallah. O mesele. Evet, o mesele. Vallahi ben kendimi kimseyle konuşmamaya o kadar alıştırmışım ki. Şimdi sen böyle sorunca ne diyeceğimi bilemedim. Peki ben bir takım sorularla seni yönlendirsem, hı? Yardımcı olur mu? Olur. Peki. Bir, nasılsın? İyi değilim be abi. Yani halletmeye çalışıyorum. Ne bileyim, böyle göz gözü, göz önünde çalışmak çok zor oluyor ama halletmeye çalışıyorum. Nasıl çalışıyorsun? Kendime şey diyorum yani... Sinan diyorum işte, hani hayatta kaybetmek de var. Biliyor musun, böyle başkasına söylerken aslında çok kolay oluyordu ama kendini nasihat etmek epey zormuş. İşe yarıyor mu bari? Yani en azından kabullenme safhasındayım. Biliyor musun, hayatta kaybetmeyi kabullenmek insana çok şey öğretiyor abi. Ne gibi? En azından aşık oldum. Bu da bir şeydir, değil mi? En azından aşık olacağım kadına rastlayacak kadar şanslıymış. Bravo sana, bravo. Sen gerçekten harika bir çocuksun. Herkesin senden öğreneceği bazı şeyler var. Sen nasılsın abi? Ha, o mesele. O mesele. Neriman'dan ayrıldıktan sonra herkes benim çapkınlık yaptığımı zannediyor. Fırsat bu fırsat diye. Ama ben çapkınlık falan yapmıyorum. Neden dersen, içimden gelmiyor. Ömer'le kavganız neydi sizden? Ha, o tamamen işle ilgili. Konu ne? Deniz Tramba. Deniz Tramba. Tramba'nın oğlu Deniz Tramba. Aynen öyle. Ya adam bize şahane bir teklifte bulundu. Yani pansiyonisti buradan alıp buraya taşıyacakmış. Mesela? Ya adam diyor ki, gelin diyor, biz bu kreasyonlarımızı birleştirelim diyor. Güzel. Şimdi kumaşı giydirmek için bedeni hayal edebiliyor olmamız lazım. En önemli faktör ışık kaynağı. Böyle tek bir noktadan gelmeli. Figürdeki gibi yani. Aynen. Kırılma noktalarında yığılmalar oluşturuyoruz. Dirsekte sert hareketler. Sonra tekrar bileğe doğru kıvrımlar. Böylece çıplak teni kumaştan koparıyoruz. Güzel oldu. Şimdi kumaşın özelliği katman katman olması. Bütün vücudu sarmalı. Kumaşı hissettirecek küçük hareketler ekliyoruz. Yine kırılma noktalarına. Mesela koldaki bu kıvrım gibi. O zaman şuraya da eklememiz lazım. Şuraya. Sonra devam edelim mi?
Aa, ne oldu şimdi ya? Yaşasın varsın, dünyanın o son günü sen beni arayacaksın. Ömer, 23 dakika sonra burada, yani senin odanda reklam toplantısı var, unutma. Okey to? Tamam Koray. Ömüş. Esmerlerin şahı. Bana bak boncuk gözlüm. Ne var Koray? Senin yüreğin elemle dolmuş. Yani emdi bitirdi şu koltuk benim enerjimi, yemin ediyorum. Bir şey soracağım. Bu şahane kadın nereden buldun? Anlatsana biraz bana. Anlatayım. Sor söyleyeyim. Demek şahane bir kadın ha? Öyle mi düşünüyorsun? Aa. Öyle mi düşünüyorum? Hayatım öyle düşünmeyene var ya kuyular atarlar inşallah. Ben hayatımda böyle güzellik, böyle bir doğal enerji, böyle bir deha görmedim. O kadar yani. Bir de sen söylüyorsun öyle mi? Aa herhalde. Ay bir de ismi de İz yani. Ha sen İz'i diyorsun. Ay bir de yani yetmiyormuş gibi adı da İz. Böyle Ayşe Fatma, Hayriye falan değil yani. Aa. Karizmaya gel. Ay her yerden kurtarıyor. Vallahi bravo. Evet, evet. İz iyidir ya. Ömüş. Ah, sıkıştı. Bir şey diyeceğim. Bu kadın senin eksin mi gerçekten? Yani kim kimi terk etti? Koray sen ciddi misin? Ne anlamda kuşum? Genel anlamda. Yani hakikaten burada oturup sana bunları anlatacağımı mı düşünüyorsun? İyi, çirkin. Ay dur bir ileri gittim. Ay, sonuçta patronumsun sen benim. Ay ben şey yapmak istedim böyle de yapamadım. Aman ay kızdın mı bana? Ama hayatım kızma. Ay, bir şey diyeceğim 18 dakika sonra toplantı yapacağız burada. Ay bir de beni tutuyorsun burada. İnşallah kurursun yalnızlıktan. Ay yine tutamıyorum yine geldi ağzıma yapıştı. Hakikaten delisin sen. Surde Hanım yok mu? Sence var mı? Ha? Çıkarken bulamadım. Sinan'la gitmiş. Ay benim derdim bana yetmezmiş gibi. Bana bak. Senin zaten güller açmayan o yüzün çorak araziye dönmüş. Ne oldu? Hulusi Bey geldi Surde'yi görmeye. Bahçede oturuyor. Ay, ay mamba. Ay kara mamba. Yuvamıza düştü. Ay, ay benim hemen duygu durumumu değiştirmem lazım. Geldim edeyim mi? Ay yok. Sen git arkada kendi kendine hareketlerini yap. Senden ilgilenemeyeceğim şimdi. Bana bak. Yeterince dik miyim? Dimdiksiniz. Ha, hayt. Tabii ki öyleyim. Hadi şimdi açık vermeden şu görüşmeyi yapalım. Neriman. Sude nerede? Ay babacığım sormayın. Biz birlikte şirkete gittik sonra o dönmedi. Ay biliyorsunuz çok sever. Ömer'in dibinden ayrılmıyor. Ama bilseydik geleceğinizi. Ben de adadaki evdeydim. Gelemedim bir türlü. Ama hayırsız Sude de dedesini görmeye gelmez ki. Ay babacığım aşk olsun. Olur mu hiç öyle şey? Aslında o sizi arayacaktı, konuşacaktı. Ama kız bir türlü fırsat bulamadı ki benimle uğraşmaktan. Ne var ne oldu? Ya, ne dedim ben? Yok bir şey babacığım ne olacak hiçbir şey yok yani. Neriman ne oldu söyle bakayım. Ay babacığım. Necmi beni terk etti. Gel bakayım gel böyle. Ah canım. Ay çok kötüyüm. Sizin de yanınızda böyle makyajım akacak. Ay gel, sesli gel. Düşündüm ben şimdi değil mi? Tamam tamam ya gel bakayım geç otur şöyle otur rahat. Ah, ah Neriman, ah. Bak, güneş üzülürmüş çok yakarım diye, dünya üzülürmüş yakanım yok diye. Olur böyle şeyler, aynı hayatı paylaşacaksınız. Paylaşmıyoruz artık babacığım, gitti o, bir daha da dönmez. Döner, döner ve gelir. Evlilik 40 kere yutkunmak, 1000 kere adım atmaktır geriye.
Eğer sen kabahatliysen kabahatini bileceksin. Eğer haklıysan affetmesini bileceksin. Haklısınız babacığım. Tabii haklıyım ya. Koca Neriman'a böyle olmak yakışıyor mu? Topla kendini bakayım, topla. Biraz daha teselli etseydiniz. Aa, sen de Neriman. Babacığım, biliyorsunuz ben babasız büyüdüm. Sizi babam yerine koydum. Yani böyle olunca şimdi duygulandım ben biraz. Deme öyle kızım. Ben de seni kızım olarak bilirim, değil mi? Su akar, yatağını bulur. Hadi topla kendini, sil bakayım gözyaşlarını. İyi ki varsınız. Hmm, sen de, sen de. Hadi bakalım, daha düğünümüz var. Düğün dedin. Babacığım, sizin kahveniz bitiyor. Bitmek üzere, hatta bitmiş bile. Mine, drink bize. Babacığım, ay unutmuştum. Biz Sude'ye hoş geldin partisi yapıyoruz bu akşam. Sizi de bekliyoruz. Aa, hiç karıştırma beni şimdi partiye martiye, tamam mı? Kafam kaldırmaz şimdi. Ben Sude'yi daha sonra görürüm. Peki siz bilirsiniz. Bir dakika. Mine! Ay bu Mine bir türlü gelemedi. Ben bir gidip bakayım ona. Kolay gelsin. Sağ ol. Millet çok hevesli reklam toplantısı için. Ben bile çok heyecanlandım. İyi, kitabı okudun mu? Hangi kitap? Sana verdiğim Aşk ve Gurur. Ay, tamam tamam, yanımda istiyor musun? Ömer Bey. Al bakalım. Amma kıymetliymiş. Ben seni hiçbir kitabın peşinden bu kadar koştuğunu görmemiştim. Söyle Defne. Ay bir de inceliyor, deli olacağım ya. Merak etme, iyi baktım kitabına. Bir de kaybetsem herhalde kavga edeceğiz seninle. İmza. Önemli birinden. Hı? Yani kitap. Hediye aslında. Anladım. Gizem diyorsun. Neyse tamam. Çözeriz bir ara madem. Hadi ben kaçtım. Başka? Daha ne olsun? Yani şey... Öyle bir şey yok. Çıkın ben. Heh, sonunda. Git. Kış koleksiyonumuz yıkılıyor. Yıkılıyor. Üstüne bir de sizin konseptiniz gelince sektördeki insanların egoları sarsılacak. Tamam Derya. Yani uzatırken kendinden geçtim. Çık sen hadi. Ya unutmadan ben size bir şey daha söyleyecektim. Şoförünüz var ya sizin, İsmail. Ah. Döndü mü izinden? Yok, bugün son, yarın dönüyormuş. Mesaj attım da. Mesaj attın. Yani işte dönüyormuş. İyi. Gel. Heh Derya, dinliyorum. Söyle hadi ne söyleyeceksen. Ya ben şey yapacaktım da... Nasıl denir? Derya, neyin var senin? Açık konuşsana. Ben İsmail'e akşama dışarı çıkma teklif edeceğim de... Önce size bir sorayım dedim. Yani tabii sonuçta siz kim, İsmail kim de... Dışarıdan bakınca... Ne görülüyormuş dışarıdan bakınca? Yani böyle bir elektriklenmeler, bir tepkimeler, bir şeyler falan. Saçmalama canım. Ne alakası var? Hah, elektrikmiş. Yalıtıksınız yani. Ay Derya. Ay lise bir fizik dersi, şiştim. Ya İsmail, aramda bir şey yok, uzatma. Ay tamam canım, niye kızıyorsunuz? Ben önceden size bir sorayım dedim. Ya Polonezköy'de biraz sohbet ettik de. Tatlı çocuk.
Tamam, yadırgadınız değil. Yani değerlendirmedim. Yani ama illa değerlendir diyorsan göz zevkime hitap etmiyor. Tabii zevk meselesi. Ben beğendim. Yani hoş adam. İşte böyle bir yemeğe çıkalım, birbirimizi biraz daha iyi tanıyalım diyorum. Eğer sizin için de sorun yoksa. Ha, yok canım, ne sorun olacak. Bak keyfine. Tamam, harika, teşekkür ederim. Şey, ben sizin çok vaktinizi aldım. Gittim, gittim ben. Tamam canım, yani İsmail kabul etmez sonuçta. Onca yaşanmışlık var. Daha neler. Serdar, gel. Yok yok, iyi böyle. İzinli misin? Ha, bugün son. Yarın iş var. Niye izin aldın ki sen? Öyle oldu. Biraz kafamı toplamam lazımdı. İşte. Geçen konuştuğumuz mevzu. Aynen o mevzu. İyi. Yanık kaçıncı dereceden peki? Daha doktora gitmedik. Merak edince gideceğiz bakalım. Sen hayırdır? Gelsene biraz. Otur, konuşacağız. Ne oldu be? Otur sen. İso. Defne o 200 bin nereden buldu? Nereden çıktı oğlum şimdi? Bugüne kadar sormadın, etmedin. Sordum. Ha? Söylemiyor. Bence bütün bu olup bitenin o 200 binle ilgisi var. Yani timeline'a şöyle bir bakınca her şey tam da o sırada başlamış görünüyor. Nasıl her şey? Ya İso, laf oyunu yapma bana ya. Laf oyunu yapmıyor mu oğlum? Soru soruyorum. E topu taca atıyorsun ama. Allah aşkına cevap ver. Defne nereden buldu o kadar parayı? Biliyorsan söyle kardeşini. Yalan yok, biliyorum ama söylemem. Defne söylesin. Ne demek biliyorum ama söylemem ya? Öyle demek işte. Bak, Defne eğer benim yüzümden mutsuz oluyorsa bunu benim bilmem lazım. Abisiyim ben onun. Bana emanet edilen söze ihanet edemem Serdar'cığım. Kusura bakmayacağım. Nihan biliyor mu peki? Bilmiyorum, haberim yok ondan. Ay, ha Nezboş Bey, bizi niye topladınız buraya? İş hayatımızı havalandırmak için minik bir şirket etkinliği düzenledim. Ah, iş hayatını havalandırmak. Resmen Biennale sloganı. Sağ ol Kuruş. Allah, deprem tatbikatı var diyeceğim ama o zaman Nazcan arayıp toplanıyoruz diye haber vermezdi, saçma çünkü. Ne oluyor? Niye toplandık? Ha, Yasemin de geldi, kadro tamamlandı. Arkadaşlar, aşağıdaki mekanı ayarladım. Reklam toplantısını orada yapacağız, tamam? Buyurun. Süper. Yani canım, ne gerek vardı ki şimdi? Niye? Bence harika fikir işte, ferah ferah. Adam hiç yerinde duramıyor ya. Resmen hepinizden daha eğlenceli. Kankam gelmiş. Kankamın sesi bu. Gel kanka. Hayatım, bir yol verir misin? Gel hayatım, gel. Bırak. Ağır vasıtalar önden, haydi. İyi madem her şeyi ayarlamışsın, değişiklik olur bize de. İdare müdür değil miyiz? Yapalım bir atraksiyon değil mi? Hadi kızlar, düşün peşime. Hadi. İyi madem, o zaman biz de gidelim. Hadi gidelim. Aa, nereye gidiyorsunuz? Reklam toplantısını aşağıdaki kafede yapacakmışız da oraya gidiyoruz. Aa, ben de geleyim o zaman. Hadi gel, gel. Gelin, hadi. Ay bana bakın, bu standları çok bitişik yapmayın, tamam mı? Bak o örtüleri de düzgün ser, yamukluk falan istemiyorum yani. Benim davetiyeler geldi. Bakayım.
Sude İplikçiz Welcome Party. Hoş geldin Sude. İyi, güzel olmuş. Aa, hayret, beğendim. Ver bunu motor kuryeye, hemen pasyonise götürsün. Oradaki herkes zaten biliyor, hepsi gelecekler ama olsun, şanımız yürüsün. Eh, cemiyet desen zaten bir ıslığıma bakar. Ay, her şey çok güzel olacak. Ayol, hala ne suratıma bakıyorsun? Kızım gitsene, bitti lafım, hadi 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 hadi. Aa, bartender, bartender. Ay, bana etrafı gezdir şöyle. Yani yabancı kalmayayım, akşamleyin buraya geldiğimde her şeye alışkın olayım. Hadi bartender, hadi. Babacığım, annemin benim için hazırladığı partiyi duymuşsundur. Duydum, duymaz mıyım? Yeri göğü inletti, nasıl duymam? Geliyorsun değil mi? Tabii ki hayır. Baba. Söyle, lütfen. İyi, tamam. Ortak sakinleşti mi biraz? Lafıma geldin mi diye soruyorsan, hayır. Tam olarak öyle değil ama. Ömer, sonra. Ay, ay, pardon. Ömerciğim, Sinancığım, sen ay önemli değildin. Ay, izciğim. Ay, şahane şeyler yarattık biz. Yani ağzınız açık o kalacak. Böyle hava falan yutacaksınız, kilo alacaksınız sonra. Hı? Anlatmak ister misin hayatım? Yani sonuçta ben tek başıma yapmadım bunları. Bütün fikirler izinde. Hakkı yenmemeli. Gerçi başkası olsa yerdim de. Kendileri benim ağır kankam olur. Yani ruh ikizi gibi olduk böyle. İzciğim hadi. Hadi hayatım, göster kendini. Şimdi ben sizin için bir şeyler hazırladım. Yalnız bunlar ilk fikirler. Yani bunların üstüne daha düşüneceğiz, tartışacağız, derinleştireceğiz. Çok daha güzel şeyler çıkacak. Şöyle. Yağmur dinliyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın. Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim. Sımsıkı ben geldim. Ömer, sen ne diyorsun? Ne diyebilirim ki? Şahanesin. Oh! Ay Serdar, yeter ya! Vallahi bilmiyorum. Bilmemen imkansız. Ya Defne su bile içse gelip sana koşa koşa onu anlatır. Canım, bunu anlatmamış demek ki işte. Ya hakikaten buna inanmamı mı bekliyorsun ya? Kardeşim mutsuz. Ben de bir abi olarak bilmek istiyorum. O para yüzünden mi? Benim yüzümden mi? Canım benim, bak ben seni çok iyi anlıyorum. Hayır, ama anlamıyorsun ya. Önceki Serdar hiçbir sorumluluğun altına girmeyen dingil herifin tekiydi. Ama şimdiki Serdar öyle değil. Eğer Defne benim yüzümden kaldıramayacağı bir yükün altına girdiyse, onu da kalbini de bu yükten kurtarmak benim boynumun borcu. Serdar, ben az önce seni hakikaten anlamıyormuşum. Madem şimdi anlıyorsun, yardım et bana ne olur. Kardeşim, bu dipsiz kuyudan kurtarmam lazım. Ne biliyorsan anlat bana. Hadi.
Yani gerçekten çok etkileyici. Hı? Ne? Ya şimdiye kadar bu kızı göndermek için 5 farklı plan yapmış olmamız gerekiyordu. Kıskanmıyorsun. Aman sen kıskan. Daha önemli meselelerim var benim. Ne var? Sana ne? Kıskanıyorum zaten. Dünyanın en yetenekli kızı, en güzel ve en zeki insanısın. Sana aşığım. Kıskananlar çatlasın. Ay Koray git, kafam şişti. Ha git ileride beğen o zaman. Aa ne o? Kıskandın mı? Aman ne kıskanacağım? Kulaklarımı kaybetmek istemiyorum. Aman kaybet. Gerek yok zaten. Sus. İyi. Kazulet. Bu akşam için davetiyeler gelmiş. Özel kuryeyle. Buyurun. Aa, benim partim. Herkesi bekliyorum. Hepiniz geliyorsunuz. Bak gelmeyen olursa çok bozulurum. Sinan? Ha, tabii gelirim. Gelirim. Güzel olur. Harika. Ömer biz de mesai bitmeden bir konuşalım diyorduk. İstiyorsan kalkalım. Tamam çıkalım konuşalım. Peki arkadaşlar şu an için her şey çok yolunda gidiyor. Dönebiliriz şirkete. İşte var ya böyle tumturuk tumturuk nefesim var. Ay da avam kaçacağım diye çok korkuyorum. Teşekkürler. Biz. Eline sağlık. Babacığım. Sude, hayatım. Lütfen ısrar etme. Biz seninle sonra baba kız gelişini kutlarız, olmaz mı? İyi baba. Sen gidecek misin? Şey yani, eğer izin alamazsan. Canın ne istiyorsa onu yap kızım. Canın ne istiyorsa onu yap. Hiçbir şey yapmaya mecbur değiliz. Neriman zaten bütün bunları bunun için yapıyor. Mecbur bırakmak için. Hayatı manipülasyon kadını. Hayat. Nasıl yani? Gitmeyecek misiniz yani? Hani sonuçta kızınızın partisi ya. Defne, sen Neriman'ı tanımıyor musun gibi konuşuyorsun. Elbette ki gitmeyeceğim. Önce ortalığı yaygaraya verdi. Kızım geldi diye partiler düzenledi. Baktı olmuyor. Şimdi şirketi bahane ederek beni oraya getirtmeye çalışıyor. Hep Neriman'ın numaraları bunlar. Hep Neriman numaraları. Nasıl yani? Şimdi bütün bu şeyi Neriman Hanım sizi partiye getirebilmek için mi yapıyor? Elbette. Gel de çıldırma. Gel de delirme. Gel de affetme bu sevgiliyi. Yani bir insan, bir insan için ancak bu kadar uğraşır. Ne, anlamadım nasıl yani? Siz söylediniz. Her şey sizin için. Sizi geri kazanmak için yapıyor bütün bunları. Peki sence bu kötü bir şey değil mi? Kötü ama iyi niyetli diyelim. Bence bunu bir düşünün. Yusuf çay çek çay. Alo. Alo. İsmail ne habersin? İyilik senden. Bomba gibiyim valla. Akşama Nemcü Bey'in kızı Sude için hoş geldin partisi var. Hepimiz davetliyiz. Öyle mi? Size iyi eğlenceler. Ya kendimize sıyırmasak şu eğlence işinden. Nasıl yani? Yani işte sen de gel birlikte gideriz. Yani bilemedim ki. Ha, anladım. Sen şimdi Yasemin Hanım ne der diye çekiniyorsun değil mi? Ha, sayılır. Ben onunla konuştum. Onun için hiç problem değilmiş. Öyle mi? Demek Yasemin Hanım için sorun değilmiş. Aynen. Yani anlatırken de çok rahat davrandı. Çok da işi vardı zaten. Üstünde bile durmadı yani. Hem belki kim bilir belki asistanıyla şoförünün kaynaşmasına sevinir bile.
Kaynaşma tabii ha. Kaynaşmak iyi. Tamam, beraber gidelim partiye. Tamam. Olur, harika. Şey nasıl yaparız? Sen hazırlanınca haber ver. Ben gelir alırım seni. Tamam, oldu. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Sen o rahatla bir de benim karşımda göster bakalım Yasemin'e. Bir de benim karşımda göster. Bence olmaz Sinan. Hoşuma gitmeyen bir şey var bu işte. Yapmayalım. Biz senin kararını mı esas alacağız? Yani sen ikna olmadın diye denize sırt mı çevireceğiz? İkna et o zaman. Hazırım ben. Daha ne diyeyim Ömer? Adam bize hayatımızın fırsatını sunuyor ya. Londra moda haftası diyor. Gel güçleri birleştirelim diyor abi. Kreasyonu gördüm. Kimsenin desteğine ihtiyacımız yok. Bu kadar kibirli olma. Vardır bizim de eksiklerimiz. Ben yoktur demiyorum. Ama eksikleri tamamlayacak kişi Deniz değil. Ama uzlaşamayacağız. Anlaşıldı. Laf dinlemiyorsun. Bir kere de sen dinle be. Sinan. Abi çok sinirliyim, ne olur. Ne oldu oğlum? Ya abi senin bu yeğenin, ya bu keçi ya. Vallahi sakallı keçi bu. Sanki bir tek o düşünüyor şirkette. Biz hiç düşünmüyoruz. Deniz meselesi mi? Tam ya bin defa konuştum adama ya. Takmış ya. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Yani ya bir akıl al değil mi? Bir danış, bir dinle ya. Sinan, sen Ömer'i tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Bilmez misin Ömer inatçıdır? Tamam hadi sen çık dışarı, bir hava al. Ben konuşurum onunla hadi. Tamam. Tamam, sağ ol. Sakin ol ama. Tamam. Sinan Bey, ben hiç böyle sinirli görmedim. Bizim deli olan insanı böyle delirtir işte. Hadi bakalım şunu yürü. Fena kapıştınız bu sefer. Ya o değil de bu kadar şeyin içinde benim sürprizim güme gitti. Ne sürprizi? Pardon, meydan muharebesi burada mı oldu? Doğru mu geldik? Kapıya bak, kapıya. Oha! İnsan var ya sen. Yok artık. Dün geceden sonra hak etti. Şimdi de Sinan'ı çıldırttık acık. Ömer, bence Sinan haklı. Bu ihtimali hiç düşündün mü? Bariz haklı canım. Çocuk bütün argümanını serdi. Yani bence gayet mantıklı konuşuyor. Sen keçilik ediyorsun. Fazla darladık. Siz bir çıkın, ben düşüneyim bakışı bu. Tamam. Düşün ama iyi düşün. Ömer unutma, Sinan senin ortağın. Ortağından da öte kardeşin. İyi düşün. Hadi. Defne. Efendim abi. Sen ne diyorsun? Şey mi? Yani bana düşmez. Haksız mıyım sence de? Yani inat mı ediyorum? Tamam, kağıt üzerinde Sinan haklı ama içime sinmeyen bir şey var. İçinize sinmeyen o şeyi sonra karşınıza çıkar da canınızı sıkar diye korkuyorsunuz. Ama kimseye anlatamıyorum işte. Sezgi dediğimiz o kadar da boş bir şey değildir bence. Tecrübeden süzülmüş akıldır derler. Yani bence sezgilerinize güvenmelisiniz. Fikrinde ısrar et diyorsun. Tabii şimdi ben sizi yanıltmak istemem ama yani herkes aynı yöne gidiyor diye o yön doğru olacak diye bir şey yok. Yani benim baktığım taraftan siz haklı görünüyorsunuz. Taraflı bakıyor olabilir misin? Taraflı bakıyor olsam İhsan'ımın sevgilisinden yana olmazdım. Sen de gel. Müsaade var mı? Hulusi. Canım, evet. Canım. Hoş geldin. Gözümüz yollarda kaldı. Adalı oldun, hiç görüşemez olduk ya. Artık. Özlettin. Hadi buyur, geçsene. Sude gelmeseydi pek ineceğim yoktu evden. Ne yaparsın? Bu yaştan sonra torunlarla birlikte olmak gerekir.
Bugünlerde çok mutluyum. Sonunda Ömer'in Defne'sini gördüm. Ne tatlı, ne hoş bir kız. Nasıl da yakıştılar. Ha, sen zaten görmüşsündür Defne'yi değil mi? Gördüm gördüm, tanıştık. Yalnız bu aralar o taraflarda durumlar pek iyiye gitmiyor. Ne demek durumlar pek iyiye gitmiyor? Ne oldu yani, ayrıldılar falan mı? Ne oldu söylesene. O kadar detaylı bilmiyorum ama işte tatsız durumlar var. Sen o kadar heveslenme yani. Sadir, ne biçim adamsın sen ya? O kadar heveslenme olur mu? Müdahale etmedin mi? Bir şey yapmadın mı? Peki biz büyükler müdahale etmeyelim mi olaya? Hayır Hulusi, sakın ha. Bak, iki kişi arasında olan olay sadece o iki kişiyi ilgilendirir. Biz hiç karışmayacağız. Ama yani böyle eli kolu bağlı oturacak mıyız? Ne kadar da birbirlerine yakışmışlardı. Hulusi, aşk kendi yolunu kendisi bulmalı. Biz hiç karışmayacağız, hiç müdahale etmeyeceğiz. Lütfen. Getirin bakayım bir ayna. Ay bu saçım olmuş mu? Ay bu giysim olmuş mu? Ben emin değilim. Neriman Hanım, bu 8. konseptimiz. Hepsi de çok güzeldi ama hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Ay hayatım, hayat başarımı ben buna borçluyum. Eğer her şeyi hemen beğenseydim şu anda senin komşundum ve intihar planları yapıyordum. Ama Neriman Hanım... Ay ay, paçozluk diz boyu, dil pabuç kadar böyle. Beğenmedim işte, mecbur muyum? Peki Neriman Hanım, siz söyleyin, nasıl yapalım? Şekerim, saçım sarı, gözüm mavi, güzelliğim batılı. Senin elinde dünyanın en güzel kumaşları var. Ay ne yapacağını ben mi sana söyleyeceğim? Haklısınız, baştan demeyelim. Ay, ay çıkın. Ay istemiyorum. Ay istemiyorum, ben kendim yaparım. Ay istemiyorum, çıkın. Ay çıkın, çıkın, çıkın. Ay gidin, çıkın. Çıkın, çıkın, çıkın. Çek kadar çizmiş. Hem de kapının arkasında çüş. Sanda bir utanma, bir sıkılma, bir şey olur ya. Cesarete bak. Bir şey. Oho. Ben de zavallı burada garibim. Bırak kızım ya. Sen neredesin, o nerede? Sinan çıktı mı? Çıktı Ömer Bey. Bu ne? Biri düşürmüş ama sahibi çıkmadı daha. Aşağı kayıp eşyayı bırakacağım. Ben bırakırım. Şey yapın, inin siz. Geç. Yok ben şimdi. Defne, lütfen. Gel hadi. Bana giriyorsun değil mi? O nereden çıktın? Ders hani. Ben vazgeçtim. Vazgeçtin? Evet. Fazla gelecek bana bu. Az önce daha da iyi anladım. Sen ne kadar kolay vazgeçiyorsun öyle her şeyden. Bence vazgeçme. En azından bu sefer. Gel bana istersen. Oradan Sude'nin partisine gideriz. Siz İz Hanım'la... Hayır, İz'de gitmeyeceğiz. İz Hanım'la birlikte gitmeyeceğiniz, onun partiye gelmeyeceği anlamına gelmiyor herhalde. Gelmiyor. Gelecek o zaman. Evet, Defne gelecek.
Kış kreasyonu avuçlarının içinde Yasemin. Şimdi ne yapacaksın? Denize verecek misin? Ay partiye İsmail'le geliyoruz. Ay galiba çıkıyoruz. Hayatımdaki en güzel şeylerin sebebisiniz Yasemin Hanım. Ne demek çıkıyoruz ya? Ne demek çıkıyoruz? Hiçbir yere çıkamazsınız siz. Hiç. Ah. Demek benimle oyun oynuyorsun İsmail. İyi. Oynayalım bakalım. Deniz. Nereye böyle? Dışarı çıkacaktım, hazırlanmak için uğradım. Deniz. Koleksiyonum nerede? Yok. Nasıl yok? Çalmadım. Yani almadım. Yasemin, benim bundan ne anlam çıkarmam gerekiyor? Ben yokum Deniz. Kararım bu. Ömer'in tarafını seçtin yani. Aynen öyle. Emin misin? Eminim. Ne olacaksa olsun artık. Onun kazanacağını mı zannediyorsun? Onu bitiremeyeceğim mi sanıyorsun? Pasyonist kafa üstü çakıldığı zaman çok pişman olacaksın. Ben de başka iş bakarım kendime. He, olmadı sürünürüm. Ben satılık olmamayı tercih ediyorum, tamam mı? Ömer de Sinan da çok iyi insanlar. Ben pasyonist çalışan olmaktan mutluyum. Sen bilirsin Yasemin. Sen bilirsin. Geç bakalım. Bir şey içer misin? Ben kahve yapayım. Pardon, geçebilir miyim? Tabii. Kahve bitmiş, yenisi var mı? Yukarıda olacaktı. Orası. Çalışmaya devam edelim dedik ama yani emin misiniz ya? Benim sanki çok eksiğim var gibi. O eksikleri kapatmak için çalışıyoruz zaten. Yani ne bileyim, yine de sonuçta boyumdan büyük işlere kalkışmak istemem. Kendine haksızlık etme. Yeteneğin var, ziyan olmasın bence. Yetenek. Taraflı bakıyor olabilir misiniz acaba? Taraflı bakıyor olsam hiç yoktan çekip giden birine ders çalıştırmazdım Defne. Mine? Ne oldu? Neriman Hanım. Al şunları. Anne. Sude. Hazırlanmamışsın. Yapamayacağım. Hazırlanamayacağım. Niye? Ne yapsam olmuyor Sude. Kendimi iyi, güzel hissedemiyorum. İnsan içine çıkmak istemiyorum. Kendimi hep eksik hissediyorum. Anne, anne kendine gel, bak bana. Sen kaybedemezsin. Lütfen ayakta dur. Bak, kendin için savaş, benim için savaş. Yıkılmadığını göster onlara. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Ben değilim. Eskisi gibi güçlü, eskisi gibi güzel, eskisi gibi genç değilim. Baban gidince bomboş kaldım. Ben ne yapacağım Sude? Anne, ben varım. Ben senin kızınım bak. Baban gelmese bile biz orada olacağız. Sen bir tanesin. Bu yüzden de en güzel halinle orada olacaksın, tamam mı? Ben seni çok seviyorum.
Tamam kızım, tamam. Tamam dur, dur tamam, kafam çok bozuk şimdi, dur. Oh, Suudi'nin hoş geldin partisi. Alo. Alo Sinan. Beni evden alır mısın? Kavalyesiz gitmeyeyim kendi partime değil mi? E ben Ömer alır diye düşünmüştüm. Ay yapma Sinan ya. Kendi partime kuzenimle mi gideyim? Daha ezik bir şey düşünemiyorum. Gel işte. Ama yalnız. Yalnız? Hı. Ömer bilmesin. Niye? Yani... İşte. Hayır, benim seni evden aldığımı Ömer bilse ne olacak ki? Of Sinan. İlla söyleteceksin yani. Aman canım. Yani Ömer'le aramda bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum. Uyarıyor böyle. Abi pozları falan. Neyse. Akşam alırsın, bekliyorum. Hadi bay bay. Bu ne demek şimdi ya? Ömer sen beni hayatında nereye koyuyorsun ben anlamıyorum ki. Ben senin için Defne'den vazgeçmişim. Ağzımı açıp tek bir kelime söylememişim. Alo. Buluşalım mı? Işık kaynağını sol taraftan aldık. Tamam. Göğüs kısmı daha aydınlık. O zaman kolun iç kısmını biraz daha gölgelendirmemiz lazım. Anladım. Bak unutma. Her zaman kırılma noktalarında koyular ve hareket daha fazla. O zaman burası da koyu olacak. Aynen. İşte böyle. Çok güzel oldu. Yani. Vallahi bence ben bu işi kaptım. Yani sizin sayenizde bence şaheser yaratacağım, göreceksiniz. Yani ben öyle düşünüyorum. Acıktın mı sen? Biraz. Yemek söyleyelim. Ya yok, hiç gerek yok. Gerek yok. Olur mu canım? Aç karnına kafa çalışmaz. Ne istersin? Söyle. Yok yani ben aslında bir şeyler hazırlarım da. Mutfak orada, o zaman görelim marifetini. Ama şimdi tabii bir de şey yapmak lazım ya. Bir mutfağa da bakmak lazım yani. Ne malzeme var, ne malzeme yok. Vallahi şu an ben de acıktım. Hiç anlamam. Böyle iddialı iddialı konuştun. Aç kalırsak yakarım. Ama yani bu baskıyla da mutfağa girilmez. Söyleyeyim de. Saat kaç oldu? Of. Bayağı geç olmuş. Parti var. Bizim çıkmamız lazım. Yok yani ben aslında şimdi mutfağa girerdim de. Şimdi geç kalırız. Haklısın. Geç kalırız. Şey. O zaman çıkalım. Hı. Orada artık bir şeyler yeriz. Yani dediğin gibi o zaman ben yani çıkalım. Artık orada bir şeyler yeriz. Şey yapayım o zaman, ben bir toparlayayım buraları, çıkalım. Yani sen, yani ufaktan bir toparla. Aynen. Yavaş yavaş çıkarız. Aynen. Hadi madem. Toparlanayım. Ben de o zaman şey yapayım, ceketimi giyeyim. Olur. Tamam. Olur. Eğlenmenize bakın. Canım. İnanmıyorum. Yani inanmıyorum. Her şey o kadar güzel ki Neriman. Sana hayran olmamak elimde değil. Gerçekten kutlarım. Ay canım, çok teşekkür ederim. Ay biliyorsun Suudi bizim biriciğimiz. Yurt dışından dönüşünü de dört gözle bekliyorduk. Bu vesileyle de dostlarımızla bir kutlama yapalım dedik. Ne iyi yapmışsın canım. Koray nerede? Gözlerim onu aradı ama. Ay aslında gelmesi lazımdı. Ay müzikler harika.
Ay kız Nuru, yani insanların içinde avanlaşmayayım diye ay tuvalete gidip çığlık atacağım vallahi. Kız bu ne güzellik böyle. Ay her şey çok güzel oldu değil mi Koriş? Kız deli misin? Ay bir şey diyeyim mi sana? Bu sezona resmen damgayı vurdun sen. Eventler eventler. Ay şu endamınla İstanbul cemiyet hayatının üstünde melek gibi bir gölgesin. Sana bir şey diyeyim mi? Artık insanlar bir yere giderken iki kere düşünecek. Ay ama ne bileyim yine de sanki bir şey eksik gibi. Ay mesela Necmi gelmedi hala. Hayatım gelir gelir. Ay sonuçta Sude sizin ortak çocuğunuz. Kız ay sarkıtma yüzünü. Hadi gel masaları falan gezelim ha. Ay kız. Ay bu ne çirkinlik. Ay korktum vallahi birden. Hayatım partiye geliyor. Yani insan çeki düzen diye bu çirkinlikleriyle geliyor. Aa kız burada mıydın? Ay botoks mu atmış ne bunun? Ay. Alo. Şahane gözüküyorsun. Sen geç ben bize bir içki alayım geleyim. Efsane kokteyller var ya. Tamam canım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Öyle bir anda çekip gitmeler, telefonlara cevap vermemeler. Şimdi de bu. Ben bir şey yapmaya çalışmam Yasemin. Bir şey yapmak istersem yaparım. O kadar yüreğimiz var şükür. Sen... Ben. Ben senin oyuncağın değilim Yasemin. Her şey senin istediğin gibi olmuyor. Ver kararını. Karar? Ne kararı? Benimle olmak istiyor musun? On dakika. Efendim? Ben baktım. Onca işin ve stresine rağmen seni düşünmeden en fazla 10 dakika geçirebiliyorum. Gülme. Ben ölçtüm bunu gerçekten. Bak sen kafayı yedirteceksin bana. Tut o zaman elimi. Şimdi mi? Şimdi. Burada. Herkesin gözü önünde. Hadi tut. Yapamam. Ömer Bey, iyi misiniz? Kanıyor. Bir dakika peçete. İyiyim, iyiyim. Yok, yok peçete. O giyotin sizde ne iş var? Ben onu Nazcan'a vermiştim kayıp eşyaya versin diye. İşte ben aldım bırakırım diye de unuttum. Aklım kaldı.
Vay, şahane olmuş. Yakışmaz mı? Yakışır, yakışır. Ay, çocuklar. Hoş geldiniz Neriman Hanım. Yine harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Her zamanki halim. Ay, ne diyorum ben? Anneciğim, yapma böyle. Konuşmuştuk. Kendini hazırlaman lazım. Konu ne? Babam gelmeyebilir. Bugün pek gelecek gibi konuşmadı, biliyorsun. Ama bu benim partim anne. Lütfen, bak, üzme beni. Ay canım benim, güzel kızım. Ay ne kadar güzel olmuşsun sen. İyi ki doğurmuşum ben seni. Neyse, hadi siz eğlenmenize bakın. Ben de Koliş'e bakınayım. Tamam. İyi eğlenceler. Nasıl geçelim? Şöyle, geçebiliriz. Tamam. Geç bakalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Orada da. Hoş geldiniz. Merhaba. Ne haber Defne? İyi, sağ ol Sinan Bey, siz? Kuzen. Merhabalar. Merhabalar. Defne, üstünü değiştirmemişsin. Ama çok güzel gözüküyorsun, hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Siz de çok şık görünüyorsunuz, her zamanki gibi. Burası da çok güzelmiş. Oldu. Sude bizim kıymetlimizdir. Ha? Öyle. Oo, diğer kıymetlimiz de geldiler. Of, ya bir erken geleyim dedim ama yine beceremedim. Hoş geldin. Süper valla, hoş geldin. Ben içecek bir şeyler alayım. İskım, aşkım. Hayatım, bana çiçeğim diyeceksin. Ay Koray, diyemem ben öyle şeyler. Ay gel, gel, ay. Ne yapıyorsun? İyiyim. Ve Koray yeni kankasını buldu. Ay, ay sevimsiz. Sana ne? Hadi hayatım gel. Birkaç yerde fotoğrafını çekeyim. Aydınlık yerler, kız dergiye falan koyalım. Gel kanka. Aa, babam gelmiş. Annem nerede? Gelmişsin. Sude şurada. Evet. Gelmeyecektim ama ikna edildim. Ay canım, Sude değil mi? O konuştu seninle. Hayır, Sude değil. Şaşıracaksın ama beni Defne ikna etti. Defne mi? Necmi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah. Defne, sağ ol. Şey, ikna etmişsin. Yani bu özel günde bütün aile bireylerinin bir arada olması çok önemliydi. Sayende olmuş, teşekkür ederim. Rica ederim, ben içimden geleni yaptım. İştahım kaçtı şimdi, öyle kalabalık falan. Bak sana ne getirdim. Vladimir'e bayılır. Biz bir ara buna bir taktık Defne. Sabah akşam yapıyoruz ama. Yani ben yapardım daha doğrusu. Ömer hep benim elimden içerdi. Eskiden tabii. Mesafeler. Ya uzun zamandır yapmıyorum. Akşam sana gidince bir deneyelim bakalım formunda mıyım. Bir de şu dövmene bakalım, sildirmiş misin? Benim bir arkadaşım gelmiş, gördüm. Ben bir gidip ona bakayım, merhaba diyeyim. Sevgili.
sevgili misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün sevgili kızımız Sude'nin yuvaya dönüşünü kutlamak için bir aradayız. Ah Sude'ciğim, canım benim. Seni o kadar özledik ki, sensiz hep bir eksiktik. İnsanın bir tek evlat hasreti burnunun direğini sızlatırmış. İşte biz de bunu yaşayarak deneyimledik. Ah, seni kucağıma aldığım o ilk anı o kadar net hatırlıyorum ki. Biz biraz geç çocuk sahibi olduk. Yani epey bir bekledik seni. Sen bizim kıymetlimizdin. Ah, o yüzden babanla hastaneye giderken bile o kadar endişeliydik ki. Sonra sen geldin. Bir anda kalbimiz büyüdü. Birlikte sevmenin yepyeni bir halini deneyimledik. Şimdi kocaman, çok güzel bir genç kız oldun. Canım benim, bizim kızımız. Aslında ben bir şarkı söyleyecektim. Babanla benim şarkımızdı. Benden ayrı yaşıyor. Öyle uzak ki yerim, uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki için çözdükçe dolaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki için çözdükçe dolaşıyor. Benden ayrı yaşıyor. Öyle uzak ki yerim, uzakları aşıyor. Bütün özlediklerim benden ayrı yaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki için çözdükçe dolaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki için çözdükçe dolaşıyor. Ya her şeyim ya hiçim, sorma dünya ne biçim. Bir kördüm ki için çözdükçe dolaşıyor. Necmi. Ah Meryem Ana, ne kadınsın. Çok özledim seni. Ben seni görmeden, sesini duymadan yaşayamam Necmi. Affet beni ne olur. İyi düşündün mü? Daha iyi birisi olacak mısın? Senin için evet. Deneyeceğim. Elimden geleni yapacağım. Bir daha seni asla üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Dönecek misin eve? Sana kim nasıl hayır der ki? Canım benim. Aşkım. Bir daha hiçbir yere kaçmak yok. Ölürüm de bırakmam seni. (Gülüyor)
Ay öleceğim valla. Ay herhalde ölüyorum. Ay artık aşk kafalı inanmak istemiyorum. Ay çok fazla geldi yani. Narin büyüyem kaldıramıyor artık. Ay inşallah yine arıza çıkarmaz bu kadın. Vallahi bu bana kalıyor sonra. Ay. Defne. Efendim. Benden mi kaçıyorsun? Yok. Niye kaçayım ki? Kaçacak bir durum mu var? Bak demin duydukların... Bana niye sürekli açıklama yapıyorsunuz? Bence yapmayın çünkü kendinize bile itiraf edemiyorsunuz. Defne beni bir dinleyecek misin? Sanmıyorum. Söyleyecekleriniz çünkü beni hiç ilgilendirmiyor. Defne, yapma. Yapma mı? Ben ne yapıyorum ya? Ne yaptım ben? Tutmuş bir de gözümün önünde. Neyse, artık konuşmayalım zaten. Umurumda bile değil. Şey yaptım ben zaten. Bitirdim bu şeyi. Bitti yani, umurumda değil. Bitti. Bitti. Evet, bitti. Siz de artık rahat olun. Sürekli bana kendinizi açıklayıp durmayın. Çok meraklıdır, şaşırtmaya. Peki. Sen bilirsin. Tangasına erdiğini sandığında. Bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. Defne. Buyurun Necmi Bey. Senden bir şey rica edebilir miyim? Tabii. Şimdi Ömer'in anahtarı vardır sende. Yarın sabah ona kahvaltı hazırlamaya gideceksin ya. Gittiğinde benim eşyalarımı da toplar mısın? Ben eve dönüyorum. Ömer'e söylersem unutur şimdi. Tabii Necmi Bey. Ya aslında şimdi gidip toplayayım diyeceğim ama... Ömer Bey eve gitti herhalde İz Hanım'la birlikte. Artık yarın halledeyim. Yok yok, onlar şimdi o iz bu saatte hayatta eve gitmez. Ömer'i bir yere götüreceğim deyip duruyordu ama acelesi yok, yarın sabah da olur. Tamam o zaman. Ben şimdi gidip toplayayım eşyalarınızı. Zaten bir daraldım. Kendimi dışarı atasım var. Sen bilirsin, acelesi yok değil mi? Yok, tamam. Sağ ol, sağ ol. Geceler. Çok yoruyorsun beni öyle her akşam dışarı çıkmak falan. Ya ben buradayken eğlen bari. Hem belki alışırsın. Kaçırırım seni buralardan. Sen oradasın hala. Kafama koydum Ömer. Götüreceğim seni buradan. Ama sen önce bir yaralarını sar. Bir iyileş. Aşk acısı çekiyorsun ya, işte onu diyorum. Yaralar. Yani öyle çok yara gibi değil de. Ne bileyim, sevdiğim izler diyelim. Hadi anlat. Yok yok yok, böyle kurtulamazsın. Cevap vermediğin her soru için bir tane içeceksin ona göre. Oyun bu. Tamam, soruyorum. Kim? İkinci soru. Tam olarak... ne yaşadınız? G-
kadar içemezsin ama yani bir yerde konuşman lazım biliyorsun değil mi? Ya bari bir şey söyle, bir cümle. Durum ne? Yarım kaldık. Nerede Necmi Bey'in babası? Hay niye kızıyorsun ki? Sen dedin adam umurunda değil diye. Ne yapsın gitti, o da tuttu o delinin elini. Kıskanıyorum ya, deli gibi de kıskanıyorum. Kıskanıyorum, özlüyorum. Aptal Defne. Aptalsın çünkü aptal. Aptalım ben. Kalk Defne. Sarhoşsun. Yardıma ihtiyacın var mı? Hallettim ben, tamam. Gidin siz. Emin misin? Gidin siz, hadi gidin. Hadi iyi geceler. Ömer Bey. Necmi Bey eşyalarımı toplar mısın diye rica etmişti de. O yüzden şey yaptım. Ama hiç merak etmeyin, hemen gidiyorum. Hatta gittim bile. Neden yapıyorsun bunu? Neden yapıyorsun Defne? Ben anlayamıyorum seni. Ben ne yapıyorum ki? Hayır, nasıl suçlu ben oldum şu anlamadım. Sen gittin, basıp gittin. Sonra geri geldin. Biraz önce kalkıp bana bitti umurumda değil diyorsun. Sonra eve geliyorum, buradasın. Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun ya? Ben sana hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum, tamam mı? Ben kendimi korumaya çalışıyorum, tamam mı? İzden, etrafımdakilerden, herkesten. Çıldırdım artık ya. Çıldırdım. Senin aşkından çıldırdım. Her şeyden çıldırdım. Uyuyamıyorum, yemek yemiyorum artık. Kafam yerinde değil Ömer. Yangını benle örünceye dek yaşasın.